İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lidya Margosyan'ın Ermenistan Birliği'nin 30. yıl dönümü etkinliğindeki konuşması. UNESCO, Artsak'ta kültürel değerlerin yok edildiğine ilişkin rapordan kaygılı. Yıkılan evlerin arka planına karşı Artsak'a dönüş umudu yok olmuyor. Luis Moreno Ocampo, dünya çapındaki Ermeni toplumu adalet sistemini dönüştürebilir? Türk Kurtuluş Savaşı mı yoksa başka bir soykırım eylemi mi? Kudüs'te bir yetimhanedeki Ermeni çocuklar 1918 Stepan Danielyan, Lübnan'daki Ermenilerin kaderine kayıtsızlık hakim. Armeni adlı birliğin 30. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuşan Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lidya Margosyan, Ermeni milletinin ontolojik mücadelesinin soykırımdan, Armenositten sağ kurtulanların mirasına dayandığını vurguladı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lydia Margosyan, hepimiz kendi topraklarında yaşamak yerine göçmen olarak dünyanın dört bir yanına dağılan Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenositten sağ kurtulanların torunlarıyız. Var olma hakkımız için mücadele etmek hayatı önem taşıyor.'' Çünkü ulusumuzu yeniden kurmanın tek yolu bu dedi. Devlet Başkanı Margosyan, biz Batı Ermenistan'daki Birleşmiş Milletler temsilcileri olarak tekrarlanan soykırım Armenosit planları nedeniyle sürekli tehdit altında olan Ermeni halkının haklarını ve ulusal mirasını korumayı misyonumuz olarak görüyoruz vurgusunda bulundu. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lidya Margosyan 1994 yılından bu yana bu programların çeşitli yollarla uygulanmasına devam edildiğini, bunun da günümüzde Ermeni nüfusunun yerinden edilmesine ve yurt dışına gönderilmesine yol açtığını hatırlattı. Bugün Arsak'ın sürgün edilen Ermeni nüfusu ana vatanlarından çok uzakta sürgündeler. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lidya Margosyan, varlığımızın temel direkleri olan kimliğimizi, milli bilgimizi ve kültürel değerlerimizi koruma hakkına sahibiz. Bu mücadele bizim varlığımız ve geleceğimizdir diye sözlerini tamamladı. Artsah uzun yıllardır UNESCO'nun ilgi odağı olmuştur. Örgüt, farklı köken ve türdeki kültürel değerlerin yok edildiği iddialarına ilişkin rapordan endişe duymaktadır. UNESCO'nun Kültür ve Acil Durumlar Örgütü'nün direktörü, 1954 Lahir Sözleşmesi ve 1954 ve 1999'daki iki protokolünün sekreteri Krista Pika, bunu Armen Presi'de yaptığı görüşmede duyurdu. Eylül 2023'te Artsah yönelik başlatılan askeri saldırının ardından Bakü'nün Artah topraklarının tamamını kontrol altına alması ve yerel Ermeni kültürel mirasını sistematik bir şekilde yok etmeye başlaması konusunda UNESCO'nun tutumunun ne olduğu sorusuna Pika şöyle cevap verdi. Artah bölgesi uzun yıllardır UNESCO'nun ilgi odağında ilgili tüm taraflardan çeşitli kökenlerin, türlerin ve kültürel varlıkların yok edildiği iddiasına ilişkin raporlar aldık. Bu nedenle UNESCO durumu endişeyle kontrol altında tutuyor. UNESCO Genel Direktörünün durumu değerlendirmek ve ihtiyaçları anlamak ve UNESCO'nun bu çeşitli mirasın korunmasına ve savunulmasına nasıl yardımcı olabileceğini anlamak için bölgeye bir UNESCO teknik heyeti gönderme arzusunu da Son çatışma sırasında ifade ettiğini açıkladı. Birkaç gün önce internette yayılan Azerbaycan videolarından Azerbaycan'ın işgal altındaki Stepanakert'te yaklaşık 6,5 hektarlık yeni bir mahalleyi yok ettiği öğrenildi. Soykırımcı Bakü, zorla yerinden edilen artık Ermenileri üzerinde de psikolojik baskı uygulamaya çalışıyor. Azerbaycan'ın uyguladığı baskı ve şiddete rağmen Artsakh Ermenilerinin geri dönüşüne dair umut hala güçlü. Evlerin yıkılması ve Azerbaycan'ın baskıları karşısında Artsakh Ermenileri bir gün topraklarına ve vatanlarına döneceklerine inanmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler COP29 İklim Değişikliği Konferansı öncesinde Uluslararası Ceza Mahkemesi eski başsavcısı Luis Moreno Ocampo, Azerbaycan'da tutulan Ermeni mahkumların serbest bırakılmasını talep eden bir medya kampanyası başlattı. Ocampo, bu mücadelenin sadece Ermeniler için değil, tüm insanlık için önemli olduğunu vurguluyor. Ona göre şiddet ve adaletsizlikle mücadele evrensel bir değerdir ve Ermenilerin adalet alanındaki potansiyellerinin ortaya çıkmasına yardımcı olarak kendisi onlara destek olmaktan gurur duymaktadır. Artsak'ın düşmesinin ardından Okampo, Ermeni mahkumların serbest bırakılması sürecine dahil oldu ve kampanyayı Stop Grenvash Genocide, Free Armenian Hashtags, COP29 hashtagleriyle başlattı. O kampo, Azerbaycan'ın Ermeni mafyası olarak adlandırdığı kampanyaya karşı tepkisinin kampanyanın başarısını kanıtladığını belirtiyor. Ona göre Ermeniler, soykırım Armenosit tehlikesinin sadece geçmişte olmadığını anlamalıdır. Rehinelerin serbest bırakılması veya bir barış anlaşması sorunu çözemeyebilir ve Ermeniler gelecekteki tehditleri önlemek için mücadele devam etmelidir. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Samosat Adıyamanlı öğrencilerin Atatürk'ün sülüyetini gölgeleriyle resmetti fotoğrafı sosyal ağlarda paylaştı. Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünün sembolik olarak tanıtılmasına yönelik organize bir eylemdir. Ancak sözde Kurtuluş Savaşı'nın görkeminin arkasında karanlık ve çoğu zaman unutulan bir gerçek – Ermenilere ve Rumlara karşı sistematik şiddet ve soykırım Armenosit vardır. Sunulan görüntü Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin kahramanca bir anını yansıtmayı amaçlıyor. Ancak gerçekte Ermeni ve Rumlara karşı uygulanan soykırıma eşlik eden şiddet sayfalarını gizliyor. Cumhuriyet'in kuruluşundan önceki yıllar olan 1915-1923'te Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit de bu kurtuluş mücadelesinin bir parçası olmuş ve yaklaşık 2 milyon Ermeni'yi yok etmiştir. Atatürk'ü sembolik bir yükseklikte endişeli bir bakışla tafsir eden ikonik fotoğraf aslında homojen bir Türk devleti yaratmak adına birçok milletin yok edilmesini meşrulaştıran bir ideolojiyi ifade ediyor. Bugün Ermeniler çektikleri acıları hatırlarken o unutulmuş gerçeğin ortaya çıkarılması, o karanlık ve haksız sayfaların adalet ve küresel tanınırlarla kavuşturulması önemlidir. Ekim 1918'de Kudüs'teki bir yetimhanede çekilen bu fotoğraf, Ermeni tarihinin acı ama gururlu sayfalarından dokunaklı bir tanıklıktır. Fotoğrafta Batı Ermenistan'da bir dizi fiziksel egzersiz yapan, güçlü ve dayanıklı vücutlara sahipmiş gibi davranan Ermeni çocuklar görülüyor. Yüzlerindeki ifadede bütün bir milletin kayboluşunu ve yeniden doğuş özlemini hissedebiliyoruz. Gözlerinde parlayan ışık ve gurur Ermeni halkının iradesine ve dayanıklılığına tanıklık ediyor. Osmanlı Devleti'nin 1915 yılında Ermenilere karşı uyguladığı soykırım Armenosit sonucunda binlerce Ermeni çocuk ebeveynlerinden, evlerinden ve çocukluklarından mahrum kaldı. Bu karanlık dönemde pek çok çocuk çoğunlukla yurtlarından uzakta yabancı ülkelerdeki yetimhanelerde kaldı. Kudüs'teki Ermeni cemaati bu çocukları özel bir ilgiyle karşıladı, onlara barınak, eğitim ve sevgi dolu bir ortam sundu. Yetimhanelerde Ermeni çocukları sadece eğitilip yetiştirilmeye çalışılmıyor, aynı zamanda fiziksel gelişmeleri de önemseniyordu. Çünkü fiziksel güç ve ruh gücü onların güvenliğinin teminatıydı. Bu yetimhanelerde düzenlenen kurslar ve eğitimler geleceğin Ermeni gençleri için dayanıklılığı, disiplini ve milli bilinci öğrendikleri bir cesaret okulu haline geldi. 1918 yılında Kudüs Yetimhanesi'ndeki Ermeni çocukların fotoğrafı onların irade gücünün ve ana vatana olan bağlılıklarının tarihi bir ifadesidir. Siyaset bilimci Stepan Danielyan'ın Facebook gönderisi Lübnan'da bombalamalar ve çok sayıda kurban var. Lübnan'daki Ermenilerin kaderine muhalefet düzeyinde bile mutlak bir kayıtsızlık var. Bu yalnızca arsa halkının kaderine kayıtsızlıkla değil, aynı zamanda yapay olarak üretilen düşmanlıkla da başlayan ulusal dayanışmanın mutlak ve olağanüstü bir yıkımıdır. Zaten Ermeni halkının ulusal bir birim olarak varlığından derin şüphelerle söz etmek mümkün. Batı Ermenistan olarak halkımızı birlik olmaya davet ediyoruz. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, Bugün için bu kadarını öngördük. Hoşça kalın.